Bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Muhammed suresi 12-19. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Ve bir sayfa halinde Kur'an-ı Kerim'in bize anlattıklarını kısa bir tefsir tarzında görmüş olacağız. Ve okuyacağımız bu bölümde Allah-u Teala cennet ve cehennemi mukayeseli bir şekilde anlatmakta. Cennet ve cehennem bu dünyadan sonraki ahiret hayatında ehli iman ve ehli küfür için hazırlanan yerler. Ve Kur'an-ı Kerim şu şehadet aleminde gayb aleminin bir dili ve ahiret alemlerinin mukaddes ulvi bir haritası. Böyle olunca cennet ve cehennemin de adeta haritasını bize gözler önüne seriyor ve o gaybi alemleri Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadelerle bir derece tanıyabiliyoruz. İnna Allaha yudhilullezine amenu ve amilussalihat cennetin. Şüphesiz Allah iman eden ve salih amel işleyenleri cennetlere dahil eder. Burada cennete ne ile girilir? Onun formülü veriliyor. İman ve salih amel. Tek başına iman değil. İman birinci şarttır. Ama tek başına yetmemektedir. Peşinde de salih amel. Çünkü iman etmek salih amel işlemeyi de gerekli kılar. Bir insan inandığına göre yaşaması gerekir. Ben Müslümanım diyorsa Müslümanlığın kurallarına göre yaşaması ondan beklenir. İşte iman ettik deyip gerçekten salih amel işleyenlere cennetler var. Tek bir cennet değil, 8 farklı cennet var ve o cennetlerde insanların durumuna göre mertebeler var. Tecri min tahtiyel enhar, bunların altlarından o cennet bahçelerinden nehirler akar. Yani köşklerinin, saraylarının altından veya o cennet bahçelerinin içlerinden nehirler akar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince يَتَمَتَّعُونَ Onlar keyiflenirler, zevklerine bakarlar dünyada. وَيَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Ve davarların yediği gibi yerler. Yani koyun, keçi, sığır türü hayvanları görüyoruz, davarları. Onlar nasıl yiyorlarsa kafirler de öyle yerler. Adeta dünyaya yemeye gelmişlerdir. Ve sadece dünyevi, şehevi şeylere talip olurlar, keyiflerine bakarlar. وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Nar, cehennem ateşi onların varacağı yerdir, onların barınağıdır. وَكَيِّمْ مِنْ قَرْيَةِ Nice belde var ki, هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةِكَ اَلَّتِي اَخْرَجَتْكَ Ey Peygamber, seni çıkaran beldeden daha kuvvetliydi. Burada seni çıkaran belde derken, yani Mekke'ye bu nispet ediliyor. Mekke'nin halkı bununla kastediliyor. Yani Mekke ahalisi, Mekke müşrikleri seni beldenden çıkardılar. Ama tarihte onlardan daha kuvvetli nice topluluklar gelmişti. Allah onları helak etti. Ehleknâhum, biz onları helak ettik. Fela nâsıra lehum, artık onlar için bir nasır, bir yardımcı yoktur. Yani Mekke'den daha kuvvetli, mesela Roma gibi yerleri düşünürsek, Roma kuvvetli bir devletin merkezi ve bir devletin ismi aynı zamanda. Bunlar da neticede helak olup gitmişler. Arapların yaşamış olduğu ortamla, şehir hayatıyla Roma kabili kıyas değildir. Öte yandan Yemen'de yine bir takım medeniyetler gelmiş. Tarihte bayağı bir medeniyet ortaya koymuşlar. Bunlar da neticede helak olup gitmişler. İşte bunlar senin çıkmana vesile olan o beldeden daha da kuvvetli yerlerdi. Ama biz onları helak ettik. Dolayısıyla seni Mekke'den çıkmaya mecbur kılanları da helak etmeye kadiriz. Cenab-ı Hak bu şekilde peygamberimizi teselli ediyor. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ Rabbinden bir beyine üzere, delil üzere olan kimse kemen züyyine lehu su amelihi kötü ameli kendisine süslü kılınan kimse gibi midir? Rabbinden bir beyine üzere olan, yani peygamberimiz, kötü ameli kendisine süslü kılınan da Ebu Cehil gibi, Firavun gibi kimseler. Her türlü kötülüğü yapıyorlar ama bunu iyi bir şey zannediyorlar. Şeytan onlara
kötü amellerini süslemiş. Fezeyyene lehumu şeytanı e'malehum. Şeytan onların amellerini kendilerine güzel göstermiş. Ve bunun neticesinde bunlar batıl yollarında giderken hak bir yolda gittiklerini zannediyorlar. Vettebeu ehvâhum. Ve bunlar hevalarına tabi oldular. İşte Rabbinden bir delil üzere olanla kötü ameli kendisine süslü kılınan ve hevasına uymuş olan kimseler elbette bir değildir. Meselül cennetilleti vu'idel müttegun. Müttaki olanlara vaat edilen cennet şuna benzer. Burada müttaki olanlara denilmesi, yani sadece iman ettik demek yetmiyor, takva sahibi olmak da gerekiyor. İşte iman ve takvayı birleştiren, iman ettik dedikten sonra günahlardan uzak kalan, takva hayatı yaşayanlara vaat edilen cennet şöyle bir cennettir. Fîhâ enhârun min gayri âsin. Orada sudan, böyle kokuşmayan sudan nehirler var. Hani dünyadaki nehirlerin bir kısmı zamanla böyle bozuluyor. Zamanla orada bir takım nahoş görüntüler meydana gelebiliyor. Ama cennetteki nehirler kokuşmayan nehirler. Sonra gayet düzgün bir şekilde akan nehirler. Burada dört ayrı nehirden söz ediliyor. Sudan nehirler, sütten nehirler, şaraptan nehirler ve baldan nehirler. Diğerlerini de okuyacağız. Ve enhar min lebenin lem yetagayyer ta'muhu. Tadı bozulmayan sütten nehirler. Ve enhar min hamrin lezzetil şaribin. İçenlere lezzet veren şaraptan nehirler. Ve enhar min aselin musaffa. Ve süzme baldan nehirler. Burada dikkatimizi çeken özellik şu. Dünyadaki akan nehirlerde veya burada nazara verilen süt, şarap ve bal. Bunlarda bir takım arızalar olabilir. Baldır ama içinde bal mumu da vardır. Süttür ama kısa zamanda bozulur. Veya şaraptır, insanın aklını başından alır. İnsanda akıl bırakmaz. Öte yandan sudur ama suyun özellikleri zamanla bozulabilir. Rengi, tadı, kokusu değişebilir. İşte bütün bu özelliklerden arındırılmış bir şekilde baldan nehirler ama süzme baldan nehirler. Orada işte bal mumu tarzında karışık şeyler olmayacak. Sütten nehirler ama bozulmayan nehirler. Şaraptan nehirler ama lezzet veren nehirler. Öte yandan sudan nehirler, zamanla kokuşmayan, bozulmayan sulardan nehirler. Demek ki orada her şey en mükemmel olacak. Şu dünyada, alemi kevni fesat denilen şu dünyada her şeyin mutlaka kusuru da var, eksiği de var. İnsan diyelim gençliğinde dinçtir, kuvvetlidir ama ihtiyarlığında bir takım arızalar kendini gösteriyor. 40'ından 50'sinden sonra artık beden çöküşe doğru, inişe doğru geçiyor ve yüz hatları kırışmaya, o kimse kuvvetten düşmeye, dişleri dökülmeye vesaire vesaire bu gibi hallere maruz oluyor. Ama diğer alemde cennet ehli bu gibi değişikliklerden, bu gibi menfi özelliklerden uzak olacaklar. Öte yandan onların cennetini meydana getiren unsurlar en mükemmel şekilde olacak. Dünyadaki arızalar, eksiklikler, noksanlar, kusurlar o cennette söz konusu olmayacak. Burada sütten nehirler, baldan nehirler, şaraptan nehirler derken bununla aynı zamanda bunların bolluğu da nazara verilmiş olabilir. Yani akacak, bitmez bir şekilde akacak. Dünyada insan diyelim bal alır, bir kilo bal alır, zamanla biter. Sonra tekrar almak ister ama parası yetmeyebilir. İşte diğer alemde bunlar bolca olacak, bitme diye bir şey söz konusu olmayacak. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلُّ الثَّمَرَاتِ. Ve onlar için orada her türlü meyveler var, lezzet alacak şekilde. Ve مَغْفِرَ مِنْ رَبِّهِمْ. Ve Rablerinden de bir mağfiret var. Yani Allah'ın lütfuna mazhar olacaklar. Allah onları bağışlayacak. Bu da onlar için en büyük bir lütuf olacak. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ.
Böyle olan bir kimse cehennemde daimi kalacak kimse gibi midir? Elbette bunlar bir değildir. Ve sugu ma'en hamime, o cehennemde kalan kimse kaynar bir su kendisine verilir. Cennettekiler sütten, baldan, şaraptan nehirlerde keyif ederken cehennemde olan kimse kaynar suya muhatap olur. Kaynar su kendisine içilir. Yandım dedikçe kaynar su kendisine verilir. Fe gatta em'ahum, ve içmiş olduğu bu su onun bağırsaklarını paramparça eder. Burada görüldüğü gibi cennet ve cehennem mukayeseli bir şekilde anlatıldı. Cennetin güzelliği nazara verildi. Ardından da ya cehennemdekiler, işte cennettekilerin lezzetine mukabil ızdırap içinde olanlar elbette bir değildir. Bu mana bildirildi. Ve minhum men yestemiu ileyk, ey peygamber, onlardan bir kısmı sana kulak veriyor. Seni dinliyor. Bu münafıklarla alakalı bir durum. Hatta izâ haracu minindike, senin yanından çıktıklarında galu lillezine utul ilm, ilim sahibi olanlara, sahabeden ilim sahibi olanlara şöyle dediler. Mâzâ gâle ânife, biraz önce peygamber ne dedi? Burada şöyle bir incelik var. Yani peygamberin huzurunda bulunuyorlar aslında. Onun sohbetini dinliyorlar ama onun dediklerine muhatap olamıyorlar. Anlamak niyetiyle dinlemediklerinden, kabul etmek niyetiyle dinlemediklerinden istifade edemiyorlar. Bundan dolayı da peygamberin cümleleri hatırlarında kalmıyor. Ve sahabenin önde gelen alimlerine soruyorlar. Muhammed neler söyledi diye ayrıldıktan sonra konuşuyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ تَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ, İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu kimselerdir. وَاتَّبَوْ اَهْوَاهُمْ, Ve onlar hevalarına uymuş olan kimselerdir. Yani onlar artık Allah'ın indirdiğine uymazlar, peygamberin sözüne uymazlar. وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ, Hidayet üzere olanlar, زَادَهُمْ هُدَى, Allah onların hidayetini artırır. Yani peygamberi kabul eden, hidayet üzere olanlar, ondan duyduklarıyla hidayetleri daha da artar. Ve atahum takvahum, Allah onlara takvalarını verir. Yani peygamberden duyduklarıyla takva sahibi olurlar ve cennete ehil olacak bir vaziyete girerler. Fehel yanzuruna illa sa'a en te'tiyahum ba'teten, onların beklediği ansın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey değil. Veya burada kendileriyle alakalı kıyamet de söz konusu olabilir. Yani onların bekledikleri, işte Allah varsa bizi taş etsin, Allah varsa bizi helak etsin demek gibi sözler, onların bekledikleri ansın helak edilmeleri. Fakat ca'e işratuha, halbuki bunun alametleri gelmiştir. Yani onların helaklarıyla alakalı, eğer bir kavmin helaki şeklinde düşünülürse, müşriklerin helaki şeklinde düşünülürse, Müslümanların sayısının gittikçe artması, hidayet üzere olan peygambere gönül verenlerin halkasının gittikçe ziyadeleşmesi aslında bunun habercisidir. Ama onlar bunları anlamamışlardır. Veya ayet-i kerimedeki onların bekledikleri kıyametin kopmasından başka bir şey değil, büyük kıyamet kastediliyorsa, peygamberimizin gönderilmesi zaten bir kıyamet alametidir. Ve başka bir takım alametler de gerek peygamberimiz döneminde çıkmış, gerekse de şu anda çıkmaya devam etmektedir. Ve iktarabetis saatu ben şakkal gamer, kıyamet yaklaştı ve ay inşikak etti. Bu gibi olaylar yine kıyametin bir habercisidir. Şu anda yaşlı bir dünyadayız ve bu yaşlı dünyada artık kıyametin gelmesi çok da uzun bir zaman alacak değildir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamber olarak gönderilmiştir. فَاَوْلَى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, Yani onlara bununla alakalı öğüt geldiğinde artık bundan öğüt almak nereden olacak? Yani bununla alakalı öğüt onlara geliyor ama o bizzat tahakkuk ettiğinde
O anda demek kıyamet hakmış demeleri kendilerine bir fayda vermeyecek. فَعَلَمَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ Ve günahın için de istiğfar et. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin ve müminelere yani ehli iman olan erkek kadın onlara da yine istiğfarda bulun. Vallahu ya'lemu mutagallabakum ve mathwakum. Allah sizin hem şu hayattaki çevrilişlerinizi halden hale, durumdan duruma çevrilmelerinizi bilir, hem de diğer alemde karar kılacağınız yeri bilir. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerime peygamberimize günahın için istiğfar et buyuruyor. Ve mümin ve mümineler için de yine istiğfar et. Burada peygamber için hakiki anlamda bir istiğfar düşünülemez. Çünkü peygamberler masumdur. Ama istiğfar emrinin de verilmesi, demek ki peygamberin de istiğfarda bulunması bir görevidir. Namaz kılmak görevi olduğu gibi, estağfurullah diyerek Allah'tan mağfiret istemesi, günah için mağfiret talebinde bulunması da bir görevdir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu her gün yapmıştır. Ve demiştir ki, ey insanlar Allah'a istiğfar edin. Ben de günde 70 defa, 100 defa, en az 70-100 defa Rabbimden mağfiret istiyorum, istiğfarda bulunuyorum demiştir. Ve Peygamberimizin günahları için istiğfarda bulunması, daima terakkide olmasından dolayı eski haller için bir istiğfar şeklinde de değerlendirilir. Veya bundan murat ümmetinin günahları için istiğfar etmesidir denilir. Cenab-ı Hak her türlü günahlardan bizleri muhafaza eylesin ve akıbeti cennet olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.